soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi fabılın özelliklerinden biri değildir? Hem nazım hem nesir şeklinde, şeklinde yazılabilmesi. Yani hem şiir hem düz yazı biçiminde yazılabilmesi. Evet bazı ahlaki derslerin verilmesi zaten fabılların yazılış amacı ahlaki ders vermektir. Teşhis ve intak sanatlarının üzerine kurulması. Evet kişileştirme ve konuşturma sanatlarına çok sık başvurulur. Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneği Şeyhinin yazmış olduğu harnamedir. İnsanlarla hayvanlar arasındaki ilişkilerin anlatılması demiş C şıkkında. İnsanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiler değil hayvanlar üzerinden yani hayvanların yaşadığı olaylar üzerinden aslında insanların yaşadığı olaylara gönderme yapılır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? Eğitici nitelik taşıması, evet. Anonim olmaları, evet. Yer ve zamanın belirsiz olması, evet. Kesinlikle yer ve zaman belirsizdir. Mişli geçmiş zamanın ifa, zamanla olayların anlatılması, evet. Sıradan insanların ve günlük olayların anlatılması. Şimdi masallarda sıradan insanlar değil, olağanüstü kişiler, devler, cinler, periler, cüceler gibi e, ve yine. E, Günlük olaylar değil olağanüstü olaylar anlatılır. Dolayısıyla cevabımız Edirne.